Evet, Birleşmiş Milletler'in gündemine gelen hemen bölgeye gidelim. Hizbullah-İsrail çatışmaları ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı operasyonlar. Lübnan'daki İsrail-Hizbullah gerilimi artarak devam ediyor. İsrail dün gece boyunca Hizbullah'ı hedef almaya devam etti. Binlerce insan Lübnan'ın güneyinden başka şehirlere kaçıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı sayıları verdi. Ama sayılar artıyor tabii. Bunların ayrıntısı Hediye'de vardır. Şimdi hemen Beyrut'a gidelim. VOA Türkçe'den Hediye Levent karşımda. Hediye, yine oradan saldırılar, İsrail'den saldırılar gelirken Hamas'ın Hizbullah'ın da karşılık verdiğini görüyoruz. Neler yaşandı? İnsanlar neler yaşıyor? Seni dinliyoruz. Açıkçası Serdar, dün sabah saatlerinde oldukça şiddetlenen İsrail'in hava saldırıları, Hizbullah'ın da füze saldırıları devam etti bugün de. Yine İsrail, Hizbullah'ın güçlü olduğu Güney Lübnan'daki bazı noktalara yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda yine çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yönünde bilgiler var, ancak ölü sayısı henüz netleşmiş değil. Yine gün içinde Hizbullah'ın keza güçlü olduğu Beka Vadisi civarına İsrail tarafından havadan bir takım broşürler, uyarı kağıtları atıldı. Ve Hizbullah bir uyarı yayınlayarak, açıklama yaparak bu bölgede yaşayan vatandaşların havadan atılan bu kağıtlarda yer alan barkodları telefonlarına okutmamaları gerektiğini, eğer barkodları telefonları ile okuturlarsa kişisel bilgilerinin Hizbullah tarafından çalınacağını öne sürdü. Ve yine Beka Vadisi'ne yönelik de saldırılar bekleniyordu gün içinde. Keza yine Beyrut'ta bulunan Dahiye bölgesi Hizbullah'ın kontrolünde. Buraya yönelik de bugün bir saldırı daha geldi. İsrail medyası Hizbullah'ın önemli isimlerinden birinin hedef alındığını, komutanlarından birinin hedef alındığını duyurdu. Bu İsrail'in hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 15'e yakın insan da yaralandı. Ancak İsrail'in hedef aldık ve öldürdük dediği Hizbullah komutanının akıbetine ilişkin henüz teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor. Diğer taraftan dünden itibaren oldukça şiddetlenen bu saldırılar sebebiyle ve o bölgedeki çatışmalar sebebiyle Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut dahil olmak üzere güvenli bölgelere yönelik kaçış devam ediyor. Akşam saatlerinde Beyrut'ta sadece 30 bine yakın Güney Lübnanlı'nın giriş yaptığı yönünde bazı rakamlar vermeye başladı Lübnan yetkili makamları. Ancak bugün bu Güney Lübnan'ı Beyrut'a bağlayan karayolunun olduğu bölgeye gittik. Ve o bölgede şu saatler itibariyle hala trafik kilit durumda. İnsanlar akın akın o bölgeden kaçıyorlar ve Beyrut başta olmak üzere güvenli bölgelere yerleşmeye, ulaşmaya çalışıyorlar. Elbette bu durum kiraların çok hızlı bir şekilde artmasına ve bir takım fırsatçıların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu da ayrıca küçük çaplı bir kriz içinde kriz yarattı diyebiliriz. İnsanlar evlerinden, barklarından olmaları yetmiyormuş gibi bir de şimdi kalacak yer, barınacak yer, yiyecek vesaireye ulaşmak durumundalar. İlk aşamada insanların okullar gibi bazı yerlere yerleştirildiğini biliyoruz. Yine buralara yönelik işte Lübnan'daki uluslararası ve yerel çeşitli yardım kuruluşları destek veriyor bu insanlara. Ama bu insanların ne zaman evlerine dönecekleri elbette belli değil. Genel hava bu şekilde, havanın gergin olduğunu söyleyebiliriz. Hala Lübnan basınında da, bölge basınında da İsrail ile Lübnan arasında bir çatışma riskinin olup olmayacağı konuşuluyor. Özellikle de İsrail basını tarafından öne çıkarılan ya da ortaya atılan bir takım iddialar var. İsrail'in Lübnan'ı karadan işgal edebileceğine dair iddialar Lübnan'da gerilimi daha da tırmandırdı diyebiliriz. Hediye, biraz önce Mehmet'le bağlandık. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin önemli konularından biri de bölgedeki yaşanan olaylar. Hem Gazze saldırıları hem de Hizbullah-İsrail gerilimi. Bu konuda devreye giren birçok ülke olduğunu görüyoruz. Oradan gelen bilgiler ve Lübnan'da, Beyrut'ta yansımaları nasıl? Evet, Lübnanlı yetkililer ve geçici hükümet başta olmak üzere siyaset önderleri, kanaat önderleri her fırsatta uluslararası topluma
yükselmekte olan gerilimi yatıştırılması için devreye girmeleri yönünde çağrı yapıyor. Ve Mehmet'in de aktardığı gibi Birleşmiş Milletler'deki Liderler Zirvesi'nin gündemine damga vurdu aslında Lübnan'daki bu gerilim. Bu elbette Lübnan'daki siyasetçilerin elini biraz daha rahatlattı ama artık süreç, yani tansiyon o kadar yükselmiş durumda ki liderlerin bir takım açıklamalar yapmaları yetmiyor elbette. Fiilen bir takım arabuluculuk faaliyetlerinin, bir takım müzakerelerin yapılması gerekiyor. İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı olarak en azından ateşkese yanaşması için ya da çatışmaların yatıştırılması için devreye uluslararası toplumun girmesi gerekiyor. Çünkü mevcut haliyle devam ederse Lübnanlı yetkililerden bugün gelen açıklamalarda yapıldığı gibi, yani vurgulandığı gibi, mevcut gerilim Lübnan'ı da yutacak kadar büyüyebilir, hatta Suriye'ye de sarkabilir diye yorumlar yapılıyor.